Aa valla çok sevdiğim aktörlerden biri. Söylesem tanır mısınız? Cemal Hünal. Sana kimin bu evde patron olduğunu öğreteceğim demeyecek de belki de patron nasıl olunur onu söyleyecek. Ünlü oyuncu sinema mı, dizi mi, tiyatro mu? Saçma bir seçim yapmak üzere programımıza zorunda mıyım kategorisinden katılıyor. Mesut Yal'a laf çok tüm hızıyla devam ediyor. Ozan Konağı bu çiğ esprileri için çok teşekkür ediyoruz. Yani kum saatiyle mi çalışıyorsun? Evet, kum saatiyle çalışıyoruz baba. Ya, dijital çağda takdir ediyorum seni. Şu anda akıyoruz. Bak evet. Zaman böyle. Dijital çağ deyince aslında hani bu dönem şeylerin, dönem işlerinin artık böyle aranılan karakteri olduğunu diyebilir miyiz sana? Çok maksimum. Göreceğim bir kavram ya. Yok ama çok seviyorum. Ben dönem işlerini çok seviyorum. Setlerini de seviyorum. At oluyor, kılıç oluyor, kıyafetler sen güzel oluyor. Sen attan, kılıçtan, oktan filan bunlardan vazgeçmeyeceksin, anlaşılan. Ya ilkel şeyler işte, daha temelden, daha kök kültürden geliyorlar, seviyorum ben. Ya böyle tekamüle inanan insanlar vardır bilmem ne ama bir önceki hayatta böyle bir şey olabilir, ne bileyim bir akıncı mıydı? Ya benim annemin öyle bir iddiası var, bir gün annemle böyle bağırışıyorduk karşılıklı falan. Senin sorunun ne biliyor musun dedi, hayır anne bilmiyorum benim sorunum ne dedim. Seni kılıcınla gömmüşler dedi. Güzelmiş ya. Evet olabilir. Nasıl başladı o şey? Mesela ya o başka bir duygu, başka bir ihtiyaç. Herhalde He-Man izleyerek başlamadı. He-Man izleyerek başlamadı da Conan okuyarak ve izleyerek başlamış olabilir. O da çok barbardı be. Öf evet. Ya herhalde zaten temel çocukluk travmalarımdan biri böyle. O zamanlar daha video kasetler falan yeni çıkmış. Ondan sonra bizim evde bir film seyrediyorlar falan ama bana seyrettirmiyorlar nedense. Herhalde ben de 4 yaşında falanım. Sonra yataktan kaçıp böyle koltuğun arkasından dolaşıp böyle kafayı çıkarmıştım. O Conan'ın babasının sahnesi vardı. İnsana hayvana değil ama buna güvenebilirsin falan diye. Öyle kaldık işte biz de. Allah başlarım diye. Atları ne zaman sevdin? Atları hep çok seviyordum. Ama yani ki annem beni binicilik kulübüne falan da götürmüştü. Ama ben öyle kendi aradığım hani daha böyle doğanın içinde biraz daha maceracı alternatif şeyler yapabileceğim bir açlığı bulamamıştım. Çok daha ilerleyen yaşlarımda keşfedip böyle sıfırdan başladım. Hala kendimi eğittiğim. Şimdi mesela bir sertifika programındayım. Uluslararası böyle temel at eğitimi üzerine. Temel at eğitimi. Evet. Ha. Yani öğreniyorum sürekli. Önce ne öğretiyorlar temel at eğitiminde? İletişim. Konuşuyorsun işte. Merhaba göz göze geliyorsun. Atça. İşte. Evet evet. Atça öğreniyoruz. Atça diye bir şey var aslında değil mi? Evet. Yani, evet. Yani sonuçta biz hani. Denedim. Kişneyerek olmuyor. Ama vücut lisanı falan hani çok zekiler. Köpekten daha zeki. Bir köpeğe bir şey anlatabiliyorsan, ata da anlatabiliyorsan sadece dikkatini çekmen lazım. At biraz insanın en yakın hayvan falan derler ya. Evet gerçekten öyle. Hani o bağ bir kurduğun zaman çok kalıcı gerçekten. Ve şey biraz da insan sarrafıymış anladığım kadarıyla. Tabii tabii hemen tespit ediyorlar. Yani iyi kötü. Türlüsünü. Peki yani huysuzlandığını, seni sevmediğini vesaireyi nasıl anlıyorsun? Ya belli ediyor. Mesela şimdi sen hani böyle sevmediğin biri gelince ayı diye kafayı öteki tarafı çeviriyorsun da at da onu yapıyor. Ay yapıyor mu onu? Ya yelesini de öptüğümün ya. Ben çok seviyorum. Benim oğlumun sıfatı da attır da ben tam canım atı eğitemedim. Yani hani insanda kaşağı nasıl duruyor? Daha az eğitmeye çalışman lazım olabilir. Alın. Peki vahşi doğayı da seviyorsun. Çok seviyorum. Evet. Doğayı da seviyorsun. Çok seviyorum. Bushcraft'la uğraşmayı seviyorum böyle. Eline bir tane bıçak atıp ormana gidip işte kulübe yapıp ondan sonra böyle çık 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 falan teşakmacalar falan. Bu konuda herhangi bir şeyin oldu mu abi? Bir televizyon için falan oldu mu? Yok olmadı ama mesela. Ve niçin olmadı işte ona gelmek istiyorum. Bilmem. Şimdi şeye bakıyorsun hani bu tematik kanallara, uluslararası tematik kanallara. Hakikaten senin gibi hem ünlü hem sportif hem hakikaten bu işleri seven adamlar gidiyorlar. İşte Antarktika'da yaşıyor kimi, kimi buzulların içine gidip çıkıyor, kimi bir şeyler. İşte ben de atlarla uğraşıyorum işte. Hani. At da eyvallah evet, evet. Ama yani sanki doğada tek başına bıraksan da hani bir tarzanlaşabilir misin gibi bir halim var. Ya evet tarzanlaşabilirim, çok seviyorum. Doğada yaşamayı çok isterim aslında hani. Ama mesleğim, aile yaşamım, hani şu anda hayatımın üzerine kurduğum şey buna işte hani yine belli zamanlarda müsaade ediyor. Yine Zekeriya Köy'de oturuyorum. Hani yine biraz daha ormana yakın. Tabii ormana daha yakın. Biz atlarla da zaten ormana gidiyoruz. Orada da böyle kendimize yaptığımız köşe bucak yerler var. İşte ufak kulübeler, yağmur düşerse falan işte su zulası falan gibi. Yani bir şekilde o dönüşü işte burada geriye kalan dar alanda hayatta tutmaya çalışıyorum kendimce. Peki hiç böyle çeliştiğin oluyor mu? Çünkü yani yaptığın iş çok popüler bir iş sonuç itibariyle. Yani ister istemez de onun için de sen de popüler bir adam olmak olarak kalmak zorunda oluyorsun. Ya zaman zaman ya Cemal keşke bu olmasaydı dediğin oluyor mu abi? Yok tam tersi. Aslında ben yaptığım seçimler hani şu hayatında yaptığın seçimler her yöne hizmet edemez sana. Belli bir yönde hizmet edebilir. Ben bunları bir şekilde dengelemeye çalıştım. Yani herhalde hayatımda en çok
emeği, en çok kendimi zora soktuğum şeyleri, sevmediğim şeyleri yapmak zorunda kalmamak için yaptım. Hem kendimi eğitirken yaptım bunu. Hem bunu yaşam tarzıma uygulamaya çalıştım. Onun için bir şekilde dengesini bulabiliyorum. Hani ben oyuncu olmamın çok fazla ortalıkta olmamı gerektirdiğini de düşünmüyorum. Bir şekilde zaten sinema olsun, tiyatro olsun, dizi olsun, belli bir dinlenme ve bekleme süreçlerinden geçiyoruz. Tiyatro benim için hiçbir zaman durmadı. Bir şekilde onun olmadığı dönemde işte dizi oldu, onun olmadığı dönemde sinema oldu ve çok farklı, güzel çeşitlilik içinde çalışabiliyorum. Beni de çok mutlu ediyor tabii. Sinema ama sen kendi böyle bir tartar biçersen, senin bir izleyenin olarak söylüyorum bunu. Hani sinemada hiç karavanan olmadı gibi geliyor bana. Yani ya bu senin tercihlerinden mi sana gelen işlerin... Yok, karavanam oldu canım. Hani mesela biz Konya'da Benzersiz diye bir tane film çektik. Dağıtımını falan hiç beceremedik. Bir de çok kısıtlı imkanlarla çekilmiş bir filmdi. Ben çok severek çalışmıştım. Ama istediğimiz sonuçları alamadık mesela. Hani kızım... Çok sen kaynaklı bir şeydi ki o. Yok, yok benim ben kaynaklı bir şeydi. Ben önüme bakarım ve işimi yaparım. Çok konsantre çalışırım her zaman. Ve o işe ne katabileceksem, karşındaki oyuncuyla ne paylaşabileceksem. Hani onun genelde işte sahneye ne kadar katkım olabilecekse elimden gelen her şeyi yapmak zaten benim işim, sevdiğim tarafı bu. Benim için eğlencesi bu. Mümkün olduğu kadar renkli ve hareketli çözümler üretmem lazım sürekli. O da çok eğlenceli kılıyor tabii her şeyi. Sürekli kafa çalıştırıyorsun, sürekli vücudun çalışıyor. Son olarak şeyle almıştım, kızım ve ben de almıştım seni. Evet. Konuk. O nasıl gitti? İyi gitti değil mi? Yani sinemada yani yine dağıtımla alakalı olarak çok ücra yerlerde kaldı. Çok seyirci ulaşamadı ve iyi bir sinema girişesi yapmadı. Ama televizyona çıktıktan sonra çok hoş bir popülerlik kazandı, çok beğeni kazandı. Ben oyunculuğumla ilgili hiç duymadığım kadar güzel yorumlar duydum. Tabii ki beni çok mutlu etti. Ama benim için işin asıl mutluluğu işte o anda sette, o anda yaptığım iş. Benim için işin gerçeği orada başlıyor ve orada bitiyor aslında. Yani onu bitirip eve gittiğim zaman... Yani aslında ıssız adamda yeterince ıssızdan eve gidince kalabalıklaştın mı? Öyle mi anlayayım ben bunu? Evet, öyle de anlayabilirsin istiyorsan. Öyle düşününce güzel oluyor yani. Hareket. Issız adam şeyinden kurtulabildin mi? O gömlek çıktı mı üzerinden abi? O da ya bir kült film olarak. Hani bu kadarını bekliyor muydun onu da bilmiyorum ama. Yani... Şimdi Çağın bana ilk senaryoyu anlattığında gerçekten çok iyi bir sinema filmi olacağını görebiliyordum. Yani Çağın'ın da daha önce yaptığı filmlere de bakarak. Biz çok yeni tanışmıştık. Ben işte Ulak filminin setine çok az bir vakit geçirmiştik. Ve ondan bunu bana anlat, yani hikayeyi anlattıktan 8 ay sonra falan geldi bana senaryo. Ve çok iyi bir senaryo okudum. Yani okumayı seven biriyim ve kendimi aslında bir oyuncudan daha fazla bir senarist olarak geliştirdim. Her zaman. Kendim de yazıyorum. Nasıl bir süreç olduğunu da çok iyi biliyorum. Çok iyi bir şey okudum. Çok istiyordum yapmayı. Yapmayı istiyordum. Ve böyle çok kontrollü, çok küçük bir ekiple, çok nezih şartlarda çalıştık. Dolayısıyla o atmosferi ve o dünyayı yaratmak da çok kolaydı. Melis çok iyi bir partnerdi. Çağın çok iyi ve yani işin çok üzerine böyle şemsiye gibi kendini örten, hep üzerimizde bir çatı vardı yani. O güvenlik alanını hissettiğin zaman o zaman ruhen çıplak olabiliyorsun zaten. Benim için çok özel bir süreçti ve evet yani ben şöyle bir diyalog geçti aslında bir ara sette, çok komik. Gökhan bizim görüntü yönetmeniyle işte Çağın tartışıyorlardı ya acaba kaç yapar falan, hani Mustafa Bey'in parasını kurtarabilir miyiz falan diye. Çağın bana döndü, kaç yapar Cemal dedi. Ben dedim 1,5 milyonu geçer abi dedim. Gülmekten sandalyeden düştü bak, şaka yapmıyorum. Ha 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 dedi. Ne düştü dedi. Öyle yüksek beklentilerin olmasın dedi. Bu piyasa çok farklı bir piyasa dedi. Ama göreceksin falan. Film beğenilecek ama dedi, oralara hani yok falan. Sonra... O zaman öngörülerin iyidir diyebilir miyiz buradan? Evet evet, burnum iyi koku alıyor. Dizilerde de oluyor mu bu? Oluyor tabii, yani bir süre sonra hissediyorsun yönetmen. Yani zaten hani... Nasıl bir sosyal bir ortama girdiğin zaman sağlıklı bir sosyal ortam olup olmadığını sen de insan sarrafısın. Mesela içeri girersin dersin ya ben burada kalmayayım. Ya da burası güzel olacak, eğlenceli, iyi insanlar var, iyi bir muhabbet var. Bana bir artısı olur. Bütün bunları hissedebiliyorsun. Aynı şeyi bir sete girdiğinde de hissediyorsun. Yani ilk bakışta ya da ilk tabii girip de eyvah falan diye. O eyvah olduğun şeyler de olmuştur zamanla. Ama işte durup savaşman lazım ve işin hayrına çalışmak zorundasın. Mümkün olduğu kadar yani oradaki eksileri de artıya çevirmek zorundasın. Bu setteki sanırım herkesin sorumluluğu. Önce tabii ki yapımcının ve yönetmenin, ama oyunculara çok kritik bir rol düşüyor. Çünkü netice itibariyle biz kameranın önünde olduğumuz için, işi temsil ettiğimiz için ve aynı zamanda hani bütün ekip oraya seni çekmek için
toplanmış olayı. Aslında orada artı bir şey ekleyebiliyorsan, insanları iyi hissettirebiliyorsan tabii ki bu da çok olumlu yansıyor ortama. Dilşert oldu da senin için bir kırılma şey oldu. Yani o müthiş bir tecrübeydi. Ben çok istiyordum. Yani bir kere birinci sezon itibaren çok beğenerek izlemeye başladım. Ve çok çok müthiş bir sezon demeyeyim şimdi. Bir kere çok iyi insanlarla çalıştım. Engin olsun, Cengiz olsun, Nurettin olsun. Yani Metin Günay son derece sert ve hani disiplinli ve çok besleyici. Yani bir şekilde adam dükkana girdiği zaman tezgah dönmeye başlıyor, öyle diyeyim sana. Hani genel olarak böyle sabah 9 akşam 5 aralığında hani ekstra çok ciddi büyük aksiyon sahneleri çıkmadığı zaman o saat aralıklarında insan gibi çalışıp güzel güzel yemeğimizi de yiyip hani iki ayağımızı bir pavuca sokmadan, yani benim çalıştığım süre içerisinde iki kere oldu, dediler 24 saat çalışıyoruz arkadaşlar. Bir gün öncesinden izin dinlenme verdiler. Ekibin de çalışma saatleri çok iyi, çok kontrolüydü. Mehmet Bey çok iyi ve çok fedakar bir yapımcı. Yani gerçekten kaynakları sonuna kadar işin salati için kullanabiliyor. Kullanmaya cesaret edebilen, ne istediğini, görmek istediğini bilen, hani işi yazmakla çok uğraşan. İşin, İntesan bir genius bir adam olduğunu söylüyorlar. Çok yazı yazarken falan. Evet. Çok. Yani bize gelen, şimdi bize gelen senaryolarda da okuyorsun hani yani haftada 140 dakikalık bir işin senaryosunu çıkarmak hiçbir baba yiğidin harcı değil. Yani ben 140 sayfa istesem ben sana belki işte bir buçuk ay, iki ay sonra bir sinopsis veririm. Hani bir ay sonra vereyim, bir tretman veririm. Hani ne yazdığımı biliyorsam o bir da. Bir şekilde anlaşma yaparız yani. Yani ama evet, yani çok fedakarlıkla yapılan bir iş. Bence o yüzden tutuyor ve sette iyi bir çalışma atmosferi var. Çünkü herkes hocaya güveniyor, yapımcıya güveniyor, oyunculara güveniyor. Yani Engin sete geldiği zaman orada isterse 40 parça koreografisi olsun, o da bir deha. Bakıyor, seyrediyor böyle. Hani bana mesela haftada geliyor mesela işte 20 parça koreografi, 20 tane hareket. Bir gün önceden arıyorlar beni, provaya geliyorsun falan. Engin'in öyle bir vakti yok ki. Adam başka bir yerde, sette o anda. Dolayısıyla sete geliyor, aksiyonu yapması lazım. Merhaba arkadaşlar diyor, oturuyor bir tane sandalyeye. Evet diyor arkadaşlar, yapın bakayım şöyle bir. Diyor falan böyle. Başını sonunu zaten ezberlemiş oluyor. Üçte biri ortada kalıyor. Onu da çıkartıyor. Ve nasıl tasarlandıysa öyle çıkartıyor. O ilginç bir matematik o. Evet, yani yoksa başka türlü haftalık böyle bir iş çekilemez gerçekten yani bir haftada. Hiç düşündün mü son sorum Game of Thrones'ta olmayı mesela? Aa, isterdim vallahi. Ya ben hani bir gün öyle bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. O da kesin ölüm ama yani. Ama şey yani bir gün hani Cemal Ünal böyle bir şey yapacak. Belki bir yabancı dizide izleyeceğiz onu. Hiç böyle relasyonların oldu mu? Oldu tabii. Şimdi benim edebi, yani çok edebi seviyede bir İngilizcem var. Fransızcam da çok iyi. Ben oyunculuk eğitimimi ister istemez ve maalesef bütün fonetik eğitimimi İngilizce'de aldım. Hatta benim ilk oyunculuğa başladığım yıllarda da bunun sıkıntısını çektim ve çektirdim. Yani Asi dizisinde bir seslendirmeye giriyordum. 140 dakikalık dizinin seslendirmesi 6 saat falan sürüyor. Evet ama işte hayat bu, bitmeyen bir öğrenme süreci. İşte çarkı döndürüp sürekli bir şeyler almayı cesaret etmek lazım. Başına bir şey gelmesine müsaade etmezsen başına bir şey gelmiyor. Peki, güzel. İnşallah başına güzel bir yabancı dizi gelmesine müsaade edersin. İnşallah. Eyvallah. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Çok sevgili dostum Cemal Hünal bu akşam konuğumdu. Ya ilkel şeyler daha temelden geliyor. Seviyorum ben onları. He-Man izleyerek değil de Conan okuyarak başlamış olabilirim. Atları hep çok seviyordum. Annem beni Bincilik Kulübü'ne falan da götürmüştü. Ve fakat iletişim göz göze geliyorsun. Kişneyerek olmuyor ama vücut lisanıyla. Köpekten daha akıllı. Sen sevmediğin biri gelince iyi diyorsun ya, onlar da öyle. Ya evet, tarzanlaşabilirim Mesut'cum ben dedi ve devam etti. Ben önüme bakarım, işime bakarım. Çok konsantre çalışırım. Benim için mutluluk sette başlayıp sette bitiyor. Güldü. Sandalyeden düştü. Ha 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 dedi. Burnum iyi kokalıyor dedi ve bitirdi. Çok başarılı bir özet. Cemal eyvallah ya. Galiba olan bir tane de buydu ya. Hadadada. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ben istediğin her şey senin gibi, istediğin şekilde olsun. Adam da bağlayamadık. Bak benim şey. Eyvallah. Cemal'in ona çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi renklendirdi.